15-20 gün önce topluluk sekmesinde bir anket açtım. Bu anketi aynı şekilde Discord üzerinde de yayınladım. Toplamda 100 binden fazla oy, %80'in üstünde oranla baskın serisini hayata geçirmemiz yönünde oldu. Sen tam şu anda bu videoyu izlediğin sırada Twitch üzerinde yayında olacağım. Bu videodan 1 veya 2 gün sonra hızlıca yayını montajlayıp ilk baskının hikayesini ve öncesinde nasıl problemler yaşadığımı hikayeleştirip kanala yükleyeceğim. Yani yayını kaçırdığında yaptıklarımızı kaçırmayacaksın. Eğer baskına katılmak istiyorsan açıklamadan veya ekranın ortasındaki bağlantıdan gelebilirsin. Ayrıca yayınların kesitlerini ve oradaki hikayeleri de farklı bir kanala yükleyeceğim. Yakın zamanda açtığım ikinci bir kanal vardı, oradan ulaşabilirsiniz, onu da açıklamaya bırakacağım. Evet, duyuru şimdilik bu kadar. İsterseniz hikayeye geçeyim. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Charm Kuel. Bu videonun sponsoru MSI ve Nvidia'ya teşekkür ederim. Tüm detaylara videonun son kısmında değineceğim. Tarihler 1991'i gösterdiğinde Michael Morheim, Alan Adam ve Frank Pierce isimli 3 Kaliforniya Üniversitesi öğrencisi, çocukluklarından beri en sevdikleri aktivite olan elektronik oyunlara hayatlarını bağlamak istediler ve bu doğrultuda Silicon & Synapse adını verdikleri oyun şirketini kurdular. Aynı yılda kitaptan uyarlama bir şekilde The Lord of the Rings'in oyununu geliştirdiler. Piyasaya böyle bir devle giriş yapan şirket için her şey umulduğu gibi gitti ve oyun bir patlama etkisi yarattı. Takip eden yıllarda birkaç tane daha oyun çıkaran üçlümüz yavaş yavaş bir dünya markasının temellerini atmaya başlamıştı. 1994 senesinde şirketlerinin adını hepimizin bildiği Blizzard Entertainment yaptılar ve Yüzüklerin Efendisi kitabından esinlenerek Warcraft serisinin ilk oyununu piyasaya sürdüler. Blizzard bu hamlesiyle birlikte globalde MMORPG akımını başlattı. Her videoda bir şekilde karşımıza çıkan Metin 2, Knight Online gibi sevdiğiniz oyunlar bu akımın etkisiyle önümüze gelebildi. Warcraft'ta 2004'ten günümüze 150 milyondan fazla oyuncu oynadı ve 600 milyondan fazla karakter oluşturuldu. Bu hype günümüzde eskiye nazaran azalmış olsa da 2006 senesinde World of Warcraft kocaman bir dünya gibiydi. Şimdilerde Metaverse denilen olgu o zamanlarda tam anlamıyla Warcraft'tı. O zamanlar oyun büyürken klanlar kuruldu, topluluklar kuruldu, forumlar kuruldu, internetin gündeminde Warcraft vardı. O kadar popülerdi ki oyun dergilerine, haber kanallarına, çizgi filmlere bile konu oluyordu. İlk baskın işte bu popülerlik sayesinde ortaya çıktı. Sene 2006'ydı. Olay şöyle başladı. O dönemde belirli oyuncular aynı Metin 2'nin Edilesi gibi Warcraft'ta ünlenmişti. O zamanların en bilinen isimlerinden birisi de Feyjan Nikli bu karakterdi. Bu kişi oyunun müptelası olan bir kadındı. Bizde hesabını çaldıran Metin 2 teyze var ya, işte o kadının yabancı versiyonu Warcraft'taki Feyjan'dı. Feyjan'ı oyunun o dönem var olan tüm sunucuların da severler ve tanırlardı. Kendisinin kim olduğu, ismi vesaire bilinmiyor. Sadece Fransız olduğu biliniyor. İnternette sadece bunu bulabildim. Feyjan haftada 40 saatten fazla Warcraft oynardı ve klan üyeleriyle sürekli vakit geçirirdi. Yalnız bir zamandan sonra sıkıntılar başladı. Klan üyeleri eskiden saatlerce oyun oynadıkları Feyjan'ı artık tek tük oyunda görebiliyordu. Bir terslik vardı. Gidip Feyjan'la konuşmaya karar verdiler ve bir sıkıntı olup olmadığını sordular. Feyjan ise durumunu gizlemedi. Kanser olduğunu ve durumunun kötü olduğunu söyledi. Aradan geçen birkaç aydan sonra maalesef sevilen bu oyuncu hayata gözlerini yumdu. O dönemin Warcraft forumlarında bu olayla ilgili başlıklar açılmış, yüzlerce kişiden oluşan klan üyeleri tarafından Feyjan'a özel oyun içerisinde tüm sunucularda bir cenaze töreni düzenlenmek istenmişti. 4 Mart 2006 senesi Avrupa saatiyle sabah 5.30'da herkes zırhını ve silahını bırakmış şekilde alana gelecekti ve törende herkes saygı duruşunda bulunacaktı. Etkinliğin duyurulmasıyla birlikte 10 binden fazla oyuncu tüm sunucularda Feyjan'ın cenaze törenine katıldı ve işte her şey o anda başladı. Binlerce insan zırhını ve silahlarını çıkarmış şekilde beklediği sırada klanımızın o dönemki ana düşmanı olan Serentinav topluluğu 9000 kişilik ekibiyle bu anma törenini bastı ve oyunun o dönem var olan tüm sunucularında Feyjan'a özel yapılan bu cenaze töreninde katliamlar yaptı. Warcraft topluluğu tarihinde görmediği bir savaşa şahit olmuştu. Binlerce oyuncu silahsız zırhsız şekilde düşman klanı avlanmış hem de bu katliama sevdikleri birinin cenazesinde yakalanmışlardı. Serentinav üyeleri cenazeye katılan kim olduğu fark etmeksizin herkesi katlettiler. Oyunun o dönem var olan tüm sunucularında inanılmaz bir kaos yaşandı ve saatler boyu aktif bir savaş devam etti. Bu olay anında tüm dünya serverlarında duyuldu ve insanlar forumlarda Serentinav klanına küfürler yağdırmaya başladı. Yaptıkları katliam yetmezmiş gibi bunu kayda aldılar ve YouTube üzerinde yayınladılar. Bunu klanlarının bir pazarlama aracı olarak kullandılar ve o dönem forumlarında inanılmaz bir kötü şöhrete sahip oldular. Serentinav tarafından YouTube'a yüklenen video 2006 senesinde neredeyse imkansız denecek izlenme sayılarına ulaştı. 4.918.446 izlenme. Bu sayı 2006 senesinde videonun yayın tarihinden bir ay sonra kaydedildi.
edildi. 2007 senesinde bu sayı 16 milyon izlenme ve 67 bin dislike'a ulaştı. Yorumlarda yapılan bu olaya gülen insanlarla Feyyaz'ın harcayan kitle arasında büyük bir tartışma yaşandı. Bu yüzden YouTube önce erişim engeli getirdi, ardından videoyu yayından kaldırdı. YouTube o dönem bence doğru olanı yaptı. Çünkü internet tarihinin gördüğü en sağlam nefret söylemleri bu videonun altındaydı. Bu olaylar yaşandıktan sonra dünyanın her tarafında konuşulan bu baskın büyük gazetelere haber oldu. Hatta o dönemde gazeteye röportaj veren Serenti Loncası'nın lideri Matt Kmet isimli bu oyuncu yaptıkları baskından rahatsızlık duymadıklarını, tekrar olsa tekrar yapacaklarını söyledi. Ki öyle de yaptılar. 4 sene sonra 2010 senesinde Warcraft'ta gerçekleşecek benzer bir oyuncunun cenazesini Serenti topluluğu yeniden bastı ve internetin en acımasız baskınlarının baş mimarları oldular. Videomuzun sponsoru MSI ve Nvidia'ya teşekkür ediyorum. Bugün sizlere bana yolladıkları bu canavarı tanıtacağım. Bu alete MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X ekran kartı ve 6 çekirdekli AMD Ryzen 5 4500 işlemci güç veriyor. Bilgisayarın tamamında ekran kartı ile birlikte anakart, kasa, SSD ve güç kaynağı olarak kaliteli MSI bileşenleri tercih edilmiş. Bu sayede parçalarınız tam uyumlu çalışıyor ve MSI Center denilen tek bir yazılımla parçaların tümünü kontrol edebiliyorsunuz. Yazılım demişken bu canavar Nvidia'nın geliştirdiği iki önemli teknolojiyi içinde barındırıyor. Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz RTX ve DLSS. Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi, ışığın yansıma dinamiklerini en gerçek şekilde oyun grafikleriyle buluşturuyor. Bu buluşma sonucunda inanılmaz kalitede görseller bizi karşılıyor. Ancak bir problem doğuyor. Eski nesil sistemler bu teknolojiyi kaldırmıyorlar. Burada da yardıma DLSS teknolojisi yetişiyor. DLSS, yapay zeka öğrenme algoritması ile birlikte, düşük çözünürlükteki kareleri yapay piksellerle beraber görüntüde kayıp yaşamadan yüksek çözünürlük yapmanızı sağlıyor. Böylece hiçbir yerden kayıp yaşamadan FPS'iniz büyük ölçüde yükseliyor. Sinerji bilgisayar tarafından özenle ve sınırlı adetlerle toplanan bu bilgisayarı aşağıdaki link üzerinden inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Ayrıca linkte bilgisayarın dışında bir sürü de indirim bulunuyor. İsterseniz bir göz atabilirsiniz.